sevgili öğrenciler. 73. bölüm yıl dönümünde büyük devlet adamı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bugünkü programımızın iki yakası var. Bunlardan biri ilkün sabah bugün yaptığımız bu anma töreni. Öğleden sonra ise daha uzun soluklu bir konferans. Şimdi her ikisi de bir projenin parçaları. 3 yıldır süre gelen bir projenin parçaları. Efendim, Atatürk'ü genellikle biz askeri kimliğiyle tanıyoruz. Siyasi kimliğiyle tanıyoruz. Devlet kurucusu olarak. Ama entelektüel yönü yeterince vurgulanmıyor. Ve 3 yıl önce bu tür bir projeye giriştik ve Atatürk'ün zihinsel sürecini bir ölçüde entelektüel apoloji diyebileceğimiz bir süreçle de ele alma çabası içerisine giriştik. Ve bu bağlamda Atatürk'ün kitaplığından yola çıktık. Ayrıca Atatürk'le ilgili her türlü anılar ve kendi söyledikleri demeçleri, tüm bunları taradık. 4000'e yakın kitap taradık. Ve buradan bu parçacıkları bir araya getirerek bir entelektüel Atatürk kimliği ortaya koyma çabası içerisinde olduk. Ve hemen hemen sonuçlanmış durumda proje. Projenin yani doğrusu kitap olarak çıkışı önümüzdeki ilkbaharda gerçekleşecek. Bunun yanı sıra gene Türkiye'de ve yurt dışında seçkin 10 bilim insanını söyleşilerle, onlarla yaptığımız söyleşilerden oluşan bir film ortaya koyduk. 2 saati bulan bir film. Bu filmde bir film katılımda bulunan bilim insanların 5'i yurt dışından oldu. Avrupalı 5 bilim insanı. Bunların her biri Atatürk üzerinde çok özgün çalışmalar yapmış kişiler. Andrew Mangold'dan Zürher'e kadar, Klaus Kreisler'den François Georgian'a kadar çok değişik, daha doğrusu seçkin insanlar görev aldı. Türkiye'den de keza duayen sayılabilecek işte Halil İnal çıktı. Bir ölçüde bu konuda yetkin söz sahibi olmuş olan Nermin Aradan Unat'ı ve Talat Halman'ı bu konferans ve Oktay Genel ki üniversitemizde ilk kurucu dekanlardan biridir. Söyleşilerle bir ölçüde bu filmi oluşturduk. Öğleden sonra bu filmle başlayacağız. Bu filmin ancak bir kısa bir kısa bir versiyonu görme olanağımız olacak. Çünkü film çok uzun, 2 saatlik bir film. Ve o da onu da yapan Bereket kardeşler, Mithat Bereket, Bereket Özel Bereket, onların bir filmini gerçekleştirmiş bir film. Şimdi arkadaşlar bugün ben size bu projenin epizodunu, bir kısa bir parçasını sunma çabası içerisinde olacağım. O da Atatürk ve Evrim Kuramı. Kitabınızı bildiğiniz Evrim Kuramı. Şimdi bunun için ne yapıyoruz? Onu hemen belirtelim. Darwinizm üzerine Osmanlı döneminde de kitaplar çıktı, Cumhuriyet döneminde de kitaplar çıktı. Ama bunun uygulamaya yönelik yönü eğitimle gerçekleştiriliyor. Ve biz bu projede Osmanlı'dan Atatürk ve sonrasına kadarki dönemde ders kitaplarında evrim kuramı nasıl ele alınıyor, buna bakmak gerekiyor. Ve genellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren olaya bakıyoruz. Çünkü tarih türlü kitaplar, daha doğrusu bugünkü anlamda bilim diye nitelendirebileceğimiz ders kitapları 19. yüzyılın ikinci yarısına, daha son çeyreğinden itibaren gündeme gelmiş durumda. Ondan evvel zaten tarih dendiği vakit Siyer-i Nebi gibi, yani daha doğrusu Peygamber Hazreti Muhammed'in hayatı türlü kitaplar ders kitabı olarak okutuluyor. Ama 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tarih ikiye ayrılıyor. Tarih-i mukaddes diye bir kısım var. Bir de tarih-i temettüm diye bir kısım var. Tarih-i mukaddes
bir ölçüde Peygamberler tarihi ve Siyer-i Nebi olarak ele almak gerekiyor. Tarih temeddün ise daha batı tür bir tarih anlayışı, batı etkisiyle gündeme gelen işte Romalılar, Yunanlılar, Romalılar ve bu tür bir süreci ele alan bir tarih. Şimdi ilk evre 1908'e kadar gelen evre, yani 19. yüzyılın son çeyreğinden 1900'e kadar, 1908'e kadar, Jeantik devrimine kadar gelen bir evre. Buradan başlayan ve 1927-28'e kadar süren ikinci bir evre var. Burada artık bu iki tarih alanı ayrılmış durumda. Tarihi temeddün üzerine, yani ilerleme üzerine bir tarih anlayışı hakim duruma gelmiş durumda. Tarih mukaddes dediğimiz alan ise din derslerinde artık okutuluyor. Tarih, yani normal olarak tarih ders kitaplarında yer alıyor. Ve üçüncü devre Atatürk'ün etkin olduğu ve bir ölçüde Türk tarih tezi bağlamında gelecek bir tarih süreci. Daha sonraki evre ise 1939-1939'dan itibaren Atatürk'ün ölümünden sonraki tarih kitapları. Yani bu şekilde bir dörtlü bir tasvire gitmek durumunda. Şimdi ilk bu arada taradığımız literatürden biri de Anıtkabir Derneği'nin yayınladığı Atatürk'ün okuduğu kitaplar, 24 ciltlik bir eser bu. Burada bu söylediğim 4000'e yakın kitabın Atatürk'le ilgili şerhlenmiş bölümlerini bulmamız mümkün. Ve biz ama orijinallerine gittik, kitapların orijinallerine gittik. Bunların büyük bir kısmı Fransızca kitaplar, eski Türkçe var, yeni harflerle olan kitaplar var. Şimdi burada ben size bu dört dönemi ve bu dört dönemde evrim kuramının nasıl ele alındığını ve Darwin'in hangi evrede devreye girdiğini bir ölçüde özetlemeye çalışacağım. Vaktim el verdiği oranda. Şimdi ilk kitaplara baktığımız vakit arkadaşlar 19. yüzyılın son 10 yılındaki kitapları ben size gösteriyorum. Bunlar daha çok o sıradaki işte Rüştiye, İdadi gibi, hatta yüksek okullarda, mülkiyetli okullarda okutulan kitaplar bunlar. Ve bu kitapların ezmini atika denilen, yani geçmiş zaman, ilk zamanlarla ilgili bölümlerine odaklanıyoruz. Çünkü evrim olayı aslında bu ilk evreyle ilgili. Ki bugün tarih kitaplarında aslında böyle bir evre yok ama bir şekilde o dönemde kitaplarda bu tür bir süreç yer alıyor. Bu gördüğünüz gibi Aritmetik'in fezleki tarihi dediği ve tarihi kuruna dediği, yani bizim ilk çağ dediğimiz tarih kitabı. Bunun başka ileri dönemlerde de kitabcıkları da var. Mekatip İdadi yerinden, İdadi bizde şimdi Orta ve Lise arası bir evreye tekabül ediyor. İşte biliyorsunuz İktidai var, sonra Rüştiye var, onun ardında İdadi var, Sultani var. Sultani çok daha sınırlı ve düzeyde okullar. Galatasaray Sultanisi gibi. Şimdi bu kutu kitaplara baktığımız vakit belirttiğim gibi mukaddes ve temeddün diye iki ayrı alanı görüyoruz bu kitaplarda. Bunun evvel tarihi dendiği vakit. Ve tarihi mukaddesin neden oluştuğunu görüyoruz. Tarih-i Enbiya, yani Peygamberler Tarihi ve Siyer-i Nebi, yani Hz. Muhammed'in yaşamıyla ilgili kısım. Bu tarih-i mukaddesinden bölümü kitapları. Ondan sonraki bölüm ise